Murat Bardakçı, Hacıtepe'nin bu kararını anlayabilen çıkarsa bana da izah etsin. Bugün bu köşede bir belge yayınlıyorum. Hacetepe Üniversitesi'nin bir öğrenciye verdiği disiplin cezasının rektörün imzasını taşıyan tebliğini. Belgenin tuhaflık mı, garabet mi, hata neticesi mi yoksa utanç vesikası mı olduğuna ben bir türlü karar veremedim. Neyin nesi olduğunu anlatayım da siz karar verin. Memlekette bombalar patlıyor, nice canlar gidiyor ve hüzün her tarafı sarmış vaziyetteyken, bütün bu acılara sebep olanların yandaşlarıyla cinayetlerin faillerine sempati besleyenler, fırsat buldukları anda terör örgütünün lehinde gösteriler düzenleyip slogan atıyorlar. Yayınladığım belgeden anlaşıldığı kadarıyla Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe'deki kampüsünde bu senenin 8 Mart'ında da böyle işler olmuş ve PKK ile liderin nin lehinde slogan atılmış. Sloganlar gençlerden birini çileden çıkartmış olacak ki o da Üniversitemizde PKK istemiyoruz. Apo'nun P. nokta nokta yıldıramaz bizleri diye bağırmış. Öğrenci ne yapmalıydı? Vay sen misin bağıran? Üniversitenin Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü öğrenci hakkında zabıt tutup rektörlüğe göndermiş. Rektörlük disiplin yönetmeliğini işletip bilmem kaçıncı maddenin bilmem hangi maddesine göre üniversitemizde PKK istemiyoruz diyen öğrenciye üniversiteden bir ay uzaklaştırma cezası vermiş. Ama sonra lütfetmiş Öğrencinin daha önce disiplin cezası olmadığı için uzaklaştırmayı kınamaya çevirmiş ve Hacettepe Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Haluk Özen de kınamayı geçen 22 Kasım'da Hacettepe Üniversitesi Hukuk Müşavirliği antetli bir kağıda yazıp öğrenciye tebliğ etmiş. Gerekçe öğrencinin kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü ve yazılı eylemlerde bulunarak disiplin suçu işlemesiymiş. Belgede bahsedilen yazışmaların tarihlerine baktığınızda koskoca üniversitenin, koruma müdürlüğünün, disiplin kurulunun, hukuk müşavirliğinin vesairesinin ve en nihayet rektörünün PKK aleyhine slogan atan gence ceza verebilmek için tam 8,5 ay boyunca hiç durmadan dilindiğini görüyorsunuz. Üniversitemizde PKK istemiyoruz diyen öğrenciye ceza verebilmek için aylarca uğraşan üniversitenin müdürlüklerinin, müşavirliklerinin, kurullarının ve rektörlüğünün ceza verdikleri öğrenciyi 8 Mart 2016'da bu şekilde slogan atmak zorunda bırakanlara karşı da bir müeyyide uygulayıp uygulamadıklarını hakikaten merak ediyorum. Demek ki herkes suçlu verilen bu cezadan yola çıkarak meseleyi Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaklaşımıyla değerlendirecek olursanız PKK ve uzantılarının sebep olduğu her olayın ardından meydanlara çıkıp protesto gösterileri yapan, terörü kınayan örgütün aleyhinde slogan atıp memleketin teröristlere bırakılmayacağına haykıran milyonlarca kişi suç işliyor. Rektör Profesör Doktor Haluk Özen'in ifadesiyle başkalarının şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunuyorlar demektir ve onların da cezalandırılmaları gerekmektedir. Meselenin şimdi YÖK tarafından incelendiği söyleniyor. Çıkacak kararı öğrenir öğrenmez sizlere de nakledeceğim. Şimdi bir başka üniversitenin Aynı olmasa da benzer bir uygulamasını hatırlatayım. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü önceki gün üniversitede medya ve iktidar konulu bir toplantı yapacaktı ve PKK'ya terörist demeye dilleri bir türlü varmayan malum birkaç kişi konuşmacı olarak davet edilmişti. Ama hazırlıkların dönüp dolaşıp malum örgütün reklama haline geleceği anlaşılınca Boğaziçi'nin rektörü Profesör Doktor Mehmet Özkan toplantıyı iptal etti. İşte iki üniversite arasındaki Anlayış farkının mükemmel bir örneği. Murat Bardakçı, HaberTürk